Değerli sponsorumuz, Uyup Soft'un temsilcisi, Uyup Soft'un yetkilisi Sayın Arif Erhun Öcalık kürsüye davet ediyor. Değerli başkanım, ilçe temsilcilerim ve kıymetli malumşarlarımız, biz vakitte çok geç oldu. Bugün yorgunluğunda çok bir 15 dakika kadar vaktinizi alacağım. Sadece söyleyeceklerim hatırlatma noktasında olacak. Bizi zaten çok iyi tanıyorsunuz. Biz zaten burada sizlerle birlikte olurken de hiç yabancılık çekmiyoruz. Çünkü 2017'den beri de sizlerle birlikteyiz. Bu hakikaten çok anlamlı. Bu noktada da ben önümüzdeki yaklaşık 2-3 aylık bir dönemle ilgili bazı bir takım hatırlatmalar yapmak istiyorum sizlere. Şimdi biliyorsunuz bu sene tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ ile birlikte de çok ciddi bir kitlenin geçişi söz konusu. Bu konuyla ilgili bizlerden desteğinizi esirgemeyeceğinizi ben biliyorum. Fakat süreçle alakalı özellikle bizimle yakın çalışmayan malumşar arkadaşlarımız varsa aralarımızda biz özellikle kendileriyle de her türlü detayda destek olacağımızı ve bu konuyla ilgili de çalışmak istediğimizi özellikle de tekrar etmek istiyorum. Özellikle birkaç tane konuya değinmiş. Bu yıl biliyorsunuz özellikle bu 2005.000 dediğimiz bir portal söz konusu. Yani Yeni Asıl Başkanlığı'nın e-belge portali. Fakat bununla ilgili bir takım çözümler geliştirdik. Fakat bu çözümlerle ilgili olan süreçte de karşı taraftaki mükellef yapısının çok bilinçli olmamasından kaynaklanan bir durumla karşı karşıyayız. Bu süreçte de yazmış olduğumuz bir takım mobil çözümler ve çözümler mevcuttur. Fakat konuyla ilgili bizim yaklaşımımız daha çok bu süreçte mükelleflerinizi isteğe bağlı olarak bu sürece geçirmenize çok daha büyük bir fayda var. Bakın özellikle biz 2015 yılından beri kullanmış oldukları yazılımlarla ilgili her türlü entegrasyon sürecini yani konnektör dediğimiz modülleri ücretsiz veriyoruz. Dolayısıyla mükellefe herhangi bir ücret söz konusu dahi olmuyor. Şimdi buradan daha önemli bir konuyu bahsetmek istiyorum. Özellikle bizi ilk defa dinleyen malumşar arkadaşlarımıza bakın ben 2017 yılında başkanımla tanıştığımızda biz o gün Uyum Soft olarak bir söz verdik. Malumşar mesleğinin gelişmesi için her türlü katkıda bulunacağımızı ben kendisine söylemiştim. En önemli delil de 5 yıldır özellikle sizin kullanımınıza açtığımız bulut tabanlı malumşar yazılımımız. EcoSMM. Bakın 5 yıldır bu yazılımla ilgili en ufak bir ücret, aidat, hiçbir şey almıyoruz. Ve almayacağız da. Ve buna bağlı olarak önümüzdeki dönemde çok ilginizi çekeceğini bildiğim bazı bir takım uygulamalar da var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama tebliğle ilgili olan geçişte bizim sizlerden ricamız özellikle mükelleflerinizin geçişlerini bayram sonrasında yani Mayıs ayında Haziran ayına kalmadan bizim sizlerden ricamız bunları Haziran'a kalmadan yönlendirmeniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Bizim sizlerden sorumlu olan yani Bağımsız Malumşarlar Kurumu'ndan sorumlu olan arkadaşımız Sena Hanım. Bugün birçok zaten masaya kartvizitini bıraktı. Ben gerekirse de başkanım da sağ olsun çok destek verecek bu konuda. Gruptan tekrar kendisinin bütün iletişim bilgilerini ve görselini de sizlerle tekrar paylaşacağız. Dolayısıyla bizim sizlerden ricamız kesinlikle mükellef geçişlerinizi Haziran ayına bırakmayın. Neden? Aşağı yukarı yaklaşık 300 bine yakın mükellefin geçişi söz konusu. Bunların hepsini karşılamamız mümkün değil. O yüzden bizim sizlerden ricamız bunu Mayıs ayında gelin mümkün olabildiğince büyük bir kısmını yönlendirerek yardımcı olalım. Bir tek bir şey daha söyleyeceğim. Bu dönemde özellikle Haziran ayı içerisinde gelecek olan bir defter denetleme ürünümüz geliyor. Bu da gene bulut tabanlı olacak. Defter denetleme ürünüyle de özellikle bu yılın sonunda defter geçişlerini yapacağınız mükelleflerinizi Yeni Asıl Başkanlığı defterlerini göndermeden denetleyebilme fırsatını yakalayacaksınız. Bakın malumşar yazılımımızda da entegre çalışacak bir çözümden bahsediyorum.
aslında bu çözümle birlikte sizlere bir fırsat eşitliği de sağlıyoruz. Yani çok daha ciddi kadrolaşmış ve şirketleşmiş olan mali müşavir ya da bağımsız denetim şirketlerine alternatif olarak kendi mükelleflerinizin defterlerini Gelir Başkanlığı'na göndermeden denetleyebilme fırsatını yakalayacaksınız ve gerçek asıl olan audit ve denetleme hizmetini mükelleflerinize sunabilme fırsatını vereceğiz sizlere. Bu çok önemli bir konu ve bunlarla ilgili de herhangi bir sizlerden ücret talep etmeyeceğiz. Daha açık şunu söyleyeyim, bakın biz 2017 hatta 2018'de mali müşavir yazılımımızı yayınladığımızda bize dediler ki bir yıl sonra, iki yıl sonra ücret alacaklar sizden, inanmayın. Değerli mali müşavir arkadaşlarım, biz uyum sort olarak sizi müşteri olarak görmüyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Sizler müşteri değilsiniz. Türkiye'de anormal olan şeyler normal olduğu için yıllardır birçok yazılım şirketi sizi müşteri olarak görüyor. Buradan ben her sunumda bunu üstüne basa basa söylüyorum. Siz müşteri değilsiniz. Siz gerçek manada bizim için, bizim vizyonumuzda çok kıymetli, değerli iş ortağımızsınız. Biz iş ortaklarımızdan bir ücret talep etmiyoruz. Forumlarda sıkılmadan yazıyorlar. Bu 5. yılımız. Bu yıl gene ücret almayınca diyorlar ki bu yıl almadılar ama bir dahaki yıla tekrar alacaklar. Bir yıl geçiyor, bir daha tekrar alacaklar. Almayacağız. Onlar istedikleri kadar yazsınlar. Bakın, buradaki süreci biz vizyon olarak ticareti sizin üzerinize konumlandırmadık. Mükelleflerin üzerine konumlandırdık. Bunu özellikle buradan üzerine basa basa söylüyorum. Siz değerli mali müşavirlerimiz bizim için önümüzdeki çok ciddi bir kitle var. Bakın, şöyle bir rakam vereyim. Aşağı yukarı birkaç yıl içerisinde, yani 2024-2025'e kadar şu an elektronik sisteme geçmeyen limited şirketlerin sayısı 700 bin civarında arkadaşlar. 700 bin limited ve anonim şirket elektronik fatura ve e-arşiv faturaya önümüzdeki 3 yıl içinde geçecek. Şahıs şirketlerini bu işin içine katmadık bile. Çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu süreci çok daha rahat yönetebilmeniz için biz uyum sort olarak gerek ticari yazılımlarda bulut olarak gerekse mali müşavir yazılımlarında her türlü hizmeti size sunacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Daha fazla size tutmak istemiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.